Bu sabah kalktığımda saçlarımı yıkadım tekrar ve çok mutluyum ve bu mutluluğumu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bundan birkaç hafta önce saç sorunlarıyla alakalı bir video çekmiştim. Saçlarımla artık isyan etmiştim. İsyan noktasına gelmiştim. Ve siz de zaten benim son dönemlerde saçlarımı görmüşsünüzdür videolarımda. Çok cılız, böyle yapışık, artık kurumuş, sağlıksız bukleleri olan bir saç halim vardı. Ve şimdi arkadaşlar ben o videoyu çektikten ertesi gün sonra, hani ertesi gün hemen kendi eski yöntemime döndüm. Kendi eski yöntemim dediğimde bundan 3-4 yıl önce yaptığım yöntemlere döndüm ve şimdi onlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu size söylemem lazım. Çünkü kendimi mutlu hissediyorum şu anda. Yani benim saçımın buna ihtiyacı var. Benim saçım bu şekilde iyi. Çünkü o dönemlerde de bu şekilde iyiydi. O dönemlerde de ben bu şekilde mutluydum. İşte oradan buradan YouTube'dan şuradan buradan duyduk ki haftada saçlarımızı 3 günde bir 4 günde bir yıkayalım, ya da bazı hatunlar var ki haftada bir yıkıyor. Ben onu asla anlamış değilim. Çünkü ben bir insan yanıma yaklaştığı takdirde onun o kafasındaki teke gibi koku geldiğinde bana, ben rahatsız oluyorum. O insana sokulmamaya dikkat ediyorum. Ben böyle şeylere çok takıntılıyım arkadaşlar. Yani o dönem, hani o yöntemi ben de denedim. 2-3 yıldır ki deniyorum. Hani 2 günde, bilemediniz, 3. günde saçlarımı yıkıyorum. Hani güya saçlarının işte kendi yağlarına ihtiyacı var, köklerinin o köklerle o yağlarla hani kökleri beslensin falan filan. Arkadaşlar 3 senedir saç beslenmedi. Yani çıldırdıkça çıldırıyor. Yani bu saça yapılacak bir şey yok. O kadar ürün kullandım, o kadar şey denedim. Yıllar yılıdır denemediğim avokado maskeleriymiş, yok bilmem ne maske, Brezilya maskeleriymiş, yok keratin maskeleriymiş, yok bilmem neler bilmem neler, yok şunu kır şu Bemix'i al, yok vitamin D'yi karıştır, yok hormon haplarını bilmem nelerini, doğum kontrol haplarını. Arkadaşlar neler neler denedim, inanın. İnanın hiçbiri bir işe yaramadı. Saçlarımın halini görüyorsunuz, kısalığını. Yani ben bu saçları artık uzatamıyorsam varın hesaplayın. Yani demek ki kullandığım hiçbir şey yaramıyor. Şimdi kendi kendime, hani o zamanlar ben kendimi daha mutlu, daha rahat hissetmem şöyleydi. Ben o videoyu çektikten sonra dedim ki ya ben eskiden bu saçlar yıkıyorum, güzel, tamam, böyle mutluyum. Ama ben uyudum da ertesi gün kalktığımda saçlarımı gördüğüm zaman depresyona giriyorum. Yani çünkü sanki bir şey benim kafama böyle artık etiketlemişim gibi. Bunu 2 gün, 3 gün sonra bu saçı böyle bırakacaksın. Kötü ama hayır, bırakacaksın. 2. gün, 3. gün yıkayacaksın. Ama bu düşünce beni mutsuz ediyor. Neden böyle ben yaşıyorum ki? Onun için dedim bundan sonra Sibel saçlarını her gün suluyorsun. Evet. Bir çiçeğe sular gibi saçlarımı her gün suluyorum. Yani saçlarımı her gün yıkıyorum arkadaşlar. Yıkadıktan sonra yeniden şekillendiriyorum. İşte saç bakım yağımı uyguluyorum. Köpüğümü uyguluyorum. Kurutmaya bırakıyorum. Bitti, bu kadar. Bakın şu anda ne kadar sağlıklı ve kendimi de gerçekten iyi hissediyorum. Yani saçlarınızın iyi göründüğünü bildiğiniz zaman kendinize olan özgüveniniz de artıyor. Ben de böyle. Ama saçlarım kötüyse, hani bazıları saçlarımı, ben kendim kötü gördüğüm anlarda bile bazen çevremden işte alıyordum duyumlar. Aa, saçların çok güzel falan diye. Yani ben aynaya bakıyorum ya, cadı süpürgesi gibi. Bu o zaman güzel saçın ne olduğunu bilmiyor diye kendi kendime içimden geçiriyordum. Şimdi şöyle arkadaşlar, ben o kadar üründen, her şeyden, şuradan buradan, onlardan kullandıktan sonra artık bıktım, gına geldi ve sadece kendi ürünler, yani kendi ürünlerim derken kendi doğru bildiğim ürünleri kullanıyorum. Tabii ki bunlarda kalacağım diye bir kural yok. Arada bir içerisine yeni ürünler girebilir, deneyebilirim. Saç bakım ürünlerimi oldukça 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 azalttım. Neye ihtiyacım varsa sadece onları kullanıyorum şu anda. Tabii ki eskiden kalan bazı ürünler var ama onları da hani bitirme aşaması, hani bitireyim diye elimde bırakıyorum. Şu an bugün itibar, hani o videodan sonra kullandığım şeyleri sizlere gösteriyorum, ya da bazılarını zaten daha önceden de kullanıyordum. Hani bunları bir öneri olarak değil, siz de bunlara benzer, kendi saç tipinize uygun, bunlara benzer şeyleri uygulayabilirsiniz. Öncelikle her sabah kalktığınızda duşunuzu yapıyorsunuz. Saçınızı güzel şekillendiriyorsunuz. Gerçekten kendinize zaman ayırıyorsunuz. Ve kendinizi iyi, güzel hissetmek istiyorsanız bunu kendiniz için yapmak zorundasınız. Hani bir şeyleri kendiniz için yapın. Kendinize değer verin ve kendinizi mutlu hissetmek istiyorsanız bunu yapın. Kendinizi vücut bakımınızı, saç bakımınızı yapın, tamamlayın. Makyajınızı ne istiyorsanız tamamlayın ve kıyafetiniz giyin. O şekilde güne başlayın. Ondan sonra temizliğiniz varsa başlayın. Ondan sonra yemek hazırlamanız gerekiyorsa başlayın. Zaten iş, normal full time çalışan insanların bence
Hani atıyorum siz eğer 8'de iş alıyorsanız, iş başı yapıyorsanız 7'de kalkmayın arkadaşlar. 6'da kalkın ya da 5.30'da kalkın. 5.30'da kalkın, duşunuzu yapın, hazırlanın, kendinizi bir güzel hazırlayın, bakımınızı yapın ve kahvaltınıza küçük bir şeyleri de atıştırın. Ondan sonra işe gidin. Hayatı sabah saatlerini gerçekten yaşayın. Sabah saatleri çok verimli. Siz eğer sabah gün ışığıyla kalkarsanız zaten doğaya, tabiata da bakın. Tabiatın, doğanın yapısında bu var. Işıkla, gün ışığıyla, güneşle beraber uyandığınızda, işinizi gücünüzü hallettiğinizde inanın o günün bereketi daha çok oluyor. O gün daha çok keyif alıyorsunuz, daha size uzun geliyor. Çünkü bakın ben şu anda hazırlandım, her şeyi yaptım. Üzerimde bodim var, işte altımda bir homeware, bir şeyler var. Ama şu anda herhangi bir yere bir şeyim olduğu zaman hemen üstümü değişip evden çıkacak şekilde hazırım. Çünkü günlük makyajımı yaptım. Bugün yapmam gerektiğini istediğim bir şekilde makyaj yaptım ve saçım başım hazır. Vücudum da temiz. Yani bunu sizlere söylemek istiyorum. Lütfen siz de kendinizi daha iyi hissetmek istiyorsanız bunu her gün bir rutin haline getirerek her gün yapın. Ben saçlarımı duşta yıkadığımda şöyle bir ürün kullanıyorum arkadaşlar. Bugünlerde şu pembe kutunun gönderdiği Asi Mirakil Most böyle bir şampuan var elimde. Hani bunu öneri için değil arkadaşlar. Kullanıyorum. Böyle yumuşaklık veriyor ve saçlarımı güzel köpürtüyor. Ben her gün şu anda saçlarımı yıkadığım için bunu sadece hani yoğun yoğun değil de birkaç kere de değil, sadece çok az gerçekten bir sıkımlık hani saçlarım köpürsün. Dünkü kullandığım saç bakım yağı ve saç köpüğü saçımdan arındırmak için, onun için kullanıyorum bu ürünü. Hani bir şekilde yıkayayım hem de kafamdaki ter kokusu, kendime ait olan ter kokusu gitsin diye. Sadece böyle bir köpürtüyorum ve duruluyorum. Ondan sonra duruladıktan sonra şöyle elimde bir tane Biku Argan yağlı bir maske var. Bunu saç bakım kremi niyetine uyguluyorum ben. Aslında maske kendisi. İsterseniz 40 dakika falan bekletebilirsiniz. Siz de kendini saç tipinize uygun sevdiğiniz bir maskeyi bu şekilde kullanabilirsiniz. Maske değil de saçı hani kordine gibi kullanabilirsiniz. Saç bakım kremi duşta kullanılan. 1 dakika, 2 dakika veya 3 dakika bekletiyorsunuz. Ondan sonra duruluyorsunuz. Tabii ki durulamadan önce bunu uyguladığınızda şöyle benim saç tipimde bir saçınız varsa büyük taraklarla, çünkü ben duştan duşa tarıyorum. Kesinlikle saçlarımı kuruyken taramıyorum. Zaten yani neye benzeyeceğimi ben de bilmiyorum o zaman. Yani parmağımı koyduğum zaman bile saçlarımın bukleleri bozulabiliyor. Onun için dikkat ediyorum. Onu hani uyguladıktan sonra o tarakla da bir güzel tarayın. İçerisinde kendinizin dökülen saçlarını o dökülmeyen saçlardan arındırmanız için. Bazen arkadaşlarım soruyor işte diyor ki ya saç dökülmesine karşı neler var işte ne yapıyorsun bilmem ne. Arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Bir insanın saç teli bilim adamlarının söylediği bizim hepimizin de bildiği üzere günde 100 tel dökülebiliyor. Eğer siz bu saç telleriniz 100 telden fazla döküldüğünü düşünüyorsanız sadece 2 tane şey olabilir. Yani 2 sebepten dolayı dökülüyordur. Birincisi saçlarınız çok ama çok kurudur. Kimyasal bir işlem yapmışsınızdır ve artık bir yerlerden kopuyordur, dayanamıyordur. Dayanıklılık gücünü kaybetmiş ve bir yerlerden kopuyordur ve size sanki kökten dökülüyormuş gibi geliyordur. Buna lütfen önce bir bakın, ayırt edin. Eğer bu tür bir saç dökülme sorununuz varsa bence bir an önce kestirmeniz en doğrusu. Hani cansız olan yerlerden kestirin bence. İkincisi ise sağlık. Hani sağlık durumundan olabilir. Nedir bu? Hormonaldir ya da kullandığınız bir ilacın yan etkisi, tesiri olabilir ya da çok kötü bir travma geçirmişsinizdir, ondan dolayı olabilir. Yalnız bu sağlık sorunlarını dediğim şeyler, hani saç kökleri mesela çok aşırı saçınızın döküldüğünü düşünüyorsanız bu haftalarda düşünün 3 ay önce sizin ne yaptığınızı. Hani 3 ay önce siz bir antibiyotik ilaç mı kullandınız, bir medikament bir şey mi aldınız ya da hayatınızda sizin gerçekten çok kötü hissettiğiniz, geçirdiğiniz bir dönem mi yaşadınız, psikolojik sorunlarınız mı vardı ya da hormonal bir dengesizliğiniz mi vardı? Bunu düşünün. Çünkü saç köklerinden kendini bırakınca 3 ay sonra dökülüyor. Hani bize mesela şimdi gibi geliyor ama aslında o saç kendini 3 ay önceden salmış kökten. Ama dökülmesi işte 3 aya kadar, 3 aydan sonra gözüküyor. Bunları saçlarınızı arındırdıktan sonra
Ben saçlarımı duruluyorum. O esnada vücudumu falan kremliyorum. İşte cilt bakımımı falan yapıyorum. Ve sonra saçlarımı kurutma aşamasına geçiyorum. Saçlarımı kuruttuğumda benim sürekli takip edenler biliyorlardır zaten. Şöyle Sios'tan Beauty Elixir saç bakım yağım var arkadaşlar. Bu gerçekten hatta size şöyle göstereceğim. Ben bugüne kadar size hiç göstermedim bunu uygularken. Yani uyguladım da bu yakınlıkta göstermedim. Bu şöyle birazcık tam böyle kuru yağ değil de biraz böyle şey görüyorsunuz katılığını. Bu şekilde bir yağ ve ben bunu bir de güzel kokuyor. Bunu ıslak saçlarıma, tabii bu kuru saçlara da uygulanıyor. Islak saçlarıma bir güzel uyguluyorum. Her tarafını hani bu şekilde sanki bir saç köpüğü uygularmış gibi uyguluyorum. Ve sonra da saç köpüğüne geçiyorum arkadaşlar. Saç köpüğünde çok uygulamıyorum. Çünkü her gün yıkadığım için sadece bir kerelik şekillendirsin. Hani elektrikliliğini falan alsın diye, elektriklenmesin diye, daha şekilli dursun diye. Şöyle bir avucumun dolusunu ben bütün saçıma uyguluyorum. Bu da Sios'un Bukle Kontrol saç köpüğü. Buna eğer sizin de hani belki çok sevdiğiniz başka bir markanın yağı vardır, onlardan uygulayabilirsiniz. Şunun kıvamında İsviçre'de Mikros'ta IM markası var. Onun birazcık o bundan bir tık daha sıvı. Bu benziyor. Bir de Isena markasınınki var. O da kıvam olarak bunun gibi. İkisine de bakabilirsiniz. Bunları uyguluyorum arkadaşlar. Bunları uyguluyorum ve zamanım varsa saçlarımı kendi kurumasına bırakıyorum. Zamanım yoksa da çok sıcak değil, soğuk saç fönüyle yani kurutma saç kurutma makinesiyle saçlarımı normal kurutuyorum. Vigodi ile kurutmuyorum. Vigodi kıvırcık saçlar için okey iyi ama arkadaşlar ben bu şekilde yaptığımda saçlarıma o ılık ya da kuru hava geldiğinde saçlarımın daha çok kuruduğunu hissettim, fark ettim. Ve ben saçlarımı uzaktan fönlüyorum. Biliyorum belki kıvırcık saçlarda tamam böyle bir şey var. Bunu bütün kuaförler falan saç bakım şeyleri de söylüyor. Vigodi ile. Ben Vigodi ile saçlarımı kuruttuğumda benim saç tipime iyi gelmiyor. Siz istiyorsanız siz yapın. Ama ben kendimde bunu iyi görmedim. Geçelim o videodan sonra benim yaptığım şeylere. Ben saçlarımı kestim ve saçlarımı bir tık koyuya boyadım. Koyuya boyadım. Şurada şunu göstereceğim. Sios markasından böyle bir permanent color çikolata kahvesi 4-8 bunu aldım arkadaşlar. Bunu araştırdım ve İsviçre'de Katip dergisinde en iyi saç boyası yani piyasada satılan saçlarınıza zarar vermeyen en iyi saç boyalarından bir tanesi ilk başta buydu. Bir de Mikros'taki IM markası. Eğer yapabilirsem o Katip'in testini bir yerlere yükleyeceğim ama bilemiyorum. Galiba yapamam. Arkadaşlar ben bununla saçlarımı boyadıktan sonra bu arada bunun içerisindeki ürünler zaten bütün saç boyalarında var. Anlatmaya gerek yok ama sizin dikkatinizi bir ürün bir kimya hakkında şey yapmak istiyorum. Resorcinol diye bir kimya var arkadaşlar. Yani bunun olduğu ürünleri aslında kullanmamamız gerekiyor. Çünkü bu tamamıyla saçların düşmanı, saç yapısının düşmanı. Keratinin içerisine o kadar güçlü ki keratinin içerisine giriyor. Saçlarımız biliyorsunuz keratinden oluşuyor. Keratinin içerisine girip ve onu parçalıyor, kurutuyor ve zaman içerisinde hassaslaştığı için kopartıyor. Yani çok kötü bir kimya. Bu üründe 10. sırada. Onun için bunu daha önceki videolarımda da söyledim ama ilk defa bu videoma gelenler için tekrar söylüyorum. Bazı benim kullandığım ürünlerde bu 2. 3. sıradaydı. Hatta 3. sıradaydı. Ama burada 10. sırada olduğu için hani birazcık kıvamının hani limitinin çok az olduğunu düşünerek kendimi bu şekilde tatmin ediyorum. Bunu uyguladım. Benim diğer kullandığım boyalarda özellikle koyu renk kullandığım zaman şöyle bir haftaya yakın hep böyle her yıkadığımda 4-5 yıkadığımda sürekli saçımdan o renk akıyordu. Bu çok güzel grileri kapattığını söylüyor. Zaten bunu test edenler de onu söylüyor ve saçları az yıprattığını söylüyor diğer piyasadaki satılan boyalara nazaran. Gerçekten de öyle yani şu anda ben bunu bir haftadır yaptım. Saçlarımı çok az hırpaladı ve ikinci yıkamadan itibaren saçlarında boyanın akmadığını gördüm. Bunun için gerçekten dedim wow, güzel bir ürünmüş. Bunu birkaç kere daha deneyeceğim. Umuyorum ki saçlarımız zaman içerisinde kurutmaz. Hani şöyle bir şey de var. Eğer yıpranmışsa, hırpalamışsa bu benim saçımı zaten ben bunu 1-2 hafta sonra ancak anlarım. Şu anda anlayamam.
Bazen tabii ki anında anlıyoruz ama o zaman zaten saçı yani katletmiş oluyoruz. Yani demek istediğim o ki arkadaşlar, çok saçlarınız bakımlı olsun diye çok 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 ürün kullanmanıza gerek yok. Çok pahalı markalar da almanıza gerek yok. Sadece saçlarınızı hangi, hani bazı kimyalar vardır, onların olmaması gereken kimyalar. Onlar eğer saçlarınız doğalsa, saçlarınızda herhangi bir şekilde kimya ürünleri falan kullanmamışsanız, hani boya falan kullanmamışsanız, bu sizin saçınızın sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Çünkü kullandığınız şampuan da kimya, saçınıza sürdüğünüz yağlar da kimyalardan yapılıyor, kimyalarla karıştırılarak yapılıyor. Aslında o saçların içerisindeki öz yağ çok az ama kimya yağdan daha fazla. Ya da uyguladığınız sprey olsun, uyguladığınız ne bileyim saç bakım kremi, o tür şekillendiriciler falan, onlar da kimya. Yani sizin saçlarınızı belki boyamamışsınızdır. Benim saçlarım doğal diyorsunuzdur ama doğal değildir. Çünkü kullandığınız şampuan dediğim gibi onlar da kimyalardan oluştuğu için. Tabii ki sizin kendi saçlarınıza iyi gelen yöntemleriniz varsa bunları deneyin, uygulayın. Çünkü benim saçıma en iyi gelen yöntem saçımı ıslatmak, saçımı sulamak, saçıma su vermek. Ben saçlarımı yıkadıkça saçlarım daha iyi oluyor. Saçlarımı ne zaman ki yıkamazsam, suyu az verirsem, bir çiçek gibi gerçekten suyu verdiğim zaman saçlarım canlanıyor ve kendine geliyor. Bütün pahalı ürünleri falan bırakıyorum. Çünkü ben şöyle bir denedim geçen gün, dedim ki ya Sibel, bugün saçına bir şey sürme, bu şekilde bırak. Hani saçlarımı yıkadım. Gerçekten bu ürünleri kullandım. Saçlarımı yıkadım. Saçlarıma saç bakım yağı uygulamadım ve köpük falan da uygulamadım. Ve o şekilde biraz bekledim ve geceydi, uyudum. Sabah dedim artık bir daha zaten duş yapacağım. O zaman yaparım. Arkadaşlar inanın, saç sabaha kadar saçlarımı ben çocukluğumda öyle görmüştüm. Gerçekten hani dolgun. Hani bu şekilde değil de nasıl anlatsam, benim saçımın strukturunu nasıl anlatsam size ki? Hani lüle lüleydi. Bildiğiniz böyle lüle lüle. Hepsi böyle lüle lüle olmuştu. Yani bilmiyorum aslında neden bu işlemi yapıyorum bilmiyorum ama belki hani boya olmasa bırakacağım o şekilde, ama hani lüle de tamamıyla böyle hepsinin aynı şekilde aynı güzel bir lülelikte de değil de işte genelde şuraları falan, bu daha çok az boyadığım ya da dış etkenlerden az etkilenen yerler daha iyi bukleler olmuştu, kendi doğal bukleler, ama buraları böyle cadı süpürgesi gibiydi. Yani bilmiyorum, az ürün kullanın. Saçlarınızla pek oynamayın. Saçlarınızı öyle kabul edin. Bu arada bugünlerde bir kanal fark ettim. Daha doğrusu kendisi beni takibe almıştı. Ben de kanalına gidip baktım ve o arkadaşın da saçlara başka bir bakış açısı var. O kanalın linkini bırakabilirim. Galiba videomun üzerine yükleyebilirim ya da aşağı bırakırım. Bir de o arkadaşa bakın. O da başka bir açıdan bakıyor saç olayına. Onun da videolarını izleyebilirsiniz. Yani herkes kendi deneyimini bir şekilde burada paylaşıyor. Sizin saçlar hakkındaki deneyimlerinizi ben de merak ediyorum. Zaman zaman benimle paylaşıyorsunuz. Şöyle kıvırcık saçlar arkadaşlar, saçınızı her gün yıkayıp yeni taze, yeniden styling yapıyorsunuz. O şekilde kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Yoksa yok ben 3 günde bir yıkayayım, 5 günde bir, 10 gün, yani 10 günde bir yıkansam, özellikle böyle saçlar, yani böcek möcek böyle saçları böyle yerleri sever. Bit pazarı bitleniyormuşuz. Yok arkadaşlar. Demek istediğim bu. Ben bu aralar bunu yapıyorum ve çok mutluyum. Ben bu videoyu çekmek için de beklemek istemedim. Hemen size bu mutluluğumu, bu düşüncelerimi paylaşmak istedim. Çünkü önümüz yaz. Ve yaz için de daha iyi. Gerçekten bir de böyle deneyin. Her gün yıkayın saçlarınızı. Bakalım saçlarınız 1-2 ay içerisinde nasıl oluyor. Zaten hani uzatmak istiyorsanız öncelikle saçlarınızı her zaman şey yerlerini keseceksiniz arkadaşlar. Kuru, bakımsız, yıpranmış olan yerlerinizi keseceksiniz. Tamam, saçlar ölü. Hani saçlarınızı kestikçe ne diyorlar?
beslenmiyor falan diye, ama estetik görüntüsü de çok önemli. Saçlar uçtan besleniyor mu? Ben aslında bilmiyorum, o kadar da araştırmadım, ama hani diyorlar ya, şuradan kestiğin zaman hava alıyor. Çünkü saçın cansız olduğunu biliyoruz yani. Hava, buradan kesersek cansız bir şey niye hava alıyor? Zaten canlı değil. Hani köklerine hava gitsin. Böyle bir mantık var. Bu aralar öyle konuşuluyor. Bazı YouTuber arkadaşlarım da duydum. Ama ben bunun bilmiyorum. Hani ben kestiğim zaman buradaki cansız saç gidiyor. Bu canlı saç kaldığı için daha güzel oluyor. Ama bana belki hava almış gibi geliyor. Zaten kestiğiniz zaman saçlarınız havalı duruyor. Evet arkadaşlar, ben böyle şu anda saçlarım ya göstermek istedim ve düşüncelerimi sizlerle beklemeden paylaşmak istedim. Tam böyle yazın dibine vurmadan. Bu kadar. Umuyorum ki videomu beğenmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.